Arazilerden bahsediyoruz ya. Evet. Elazığ'ın kıymetli arazileri var. Evet. Neyi konuştuk? Bu kamu ve hazine arazilerini kimler alıyor? Bunu konuştuk. Neden alıyor? Nasıl alıyor? Kaça alıyor? Bunu araştıracağız. Bunun üzerine gideceğiz. Buna şeyi bağlayabilir miyiz? İpek Yolu projesini. İpek Yolu projesi Elazığ'ın en değerli arazilerinden biri. Doğru mu? Evet. Tamam. Şu an itibariyle ne olacağı belli değil. Vakfın başkanı Leyla Şahin Usta'nın danışmanı, öyle deniliyor. Aldığımız bilgi bu. Vakfın yöneticisi Leyla Şahin Usta'nın danışmanı. Bunların hepsini toparlarsak biz nasıl bir resim görmeliyiz? Şimdi kamu arazilerinden veya bahsedip... İpek Yolu projesi şu an belli değil dedik ya, ne olacağı. Diyelim oldu. Ne kazanacağız biz? Ne faydası olacak bize? Bu soruyu şöyle açarız çok rahatlıkla. Sorum tatmin etmedi mi sizi? Hayır hayır. Niye açıyorsunuz o zaman? Şöyle. Siz bu soruyu sorarken siz bile ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyorum evet. Evet işte. Bilmiyorum. Her akşam haftada sadece gün... şey enteresan geldi bana. Vakfın yöneticisinin Leyla Şahin Usta'nın danışmanı bakın, olması beni biraz endişelendirdi. Şimdi bizi Sanayi Mahallesi'nde oturan basit bir esnaf, memur bu mevzu nedir diye bilmeyebilir. Çok normal karşılar. Haftanın dört günü Elazığ'daki bütün haberleri iki saat boyunca sunan birisisiniz. Beşinci günü beraberiz. Siz diyorsunuz ki bu ne işe yarayacak, bu nedir? Evet. Zülfü Bal'ın bilmediği bir mevzu ya maliyetini düşünün. Evet. Yani Ahmet Mehmet bilmese hani küçük gördüğümüzde ne haşa, hani herkesin bir işi vardı. Ama benim işim bu. Zülfü Bal'ın işi değil. Bu. Evet. İşini bilmiyorum. De iyi yapıyor. Burada eksik kimde? Bizi eksik. Bilgilendirmeyen, bizi doyurmayan, bizi tatmin etmeyen. Bizi tatmin etmeyen kimlerdir? Bir siyasi gücü olan bir insanın danışmanı olma yeterliliğinden, kriterinden başka bir özelliği olmayan insanların milyonlarca liralık yani bir tatminini yaşıyoruz. Tatminini yaşıyoruz ama burada şimdi bakın başka bir yere yapılamaz mıydı? Daha uygun bir yere yapılamaz mıydı? Neden vakfın yöneticisi Leyla Şahin Usta'nın danışmanı? Zülfü Bey, ne işe yaradığını bilmediğimiz yere... Siz Kadastro Bölge Müdürü'nün kim olduğunu biliyor musunuz? Yok. Asıl mesleğini? Asıl mesleğini bilmiyorum. Bir araştırın. Yani hiçbir sorun yani. Bir araştırın ve seni tamam. Bir öğrenin. Tamam. İmam. Yani burada bizim bundan kurtulmamız lazım. İmamları haşa hepsi başımızın tabii, tacı ama kadastro müdürü olduğu zaman da birileri aklımızla alay ediyor noktasına geliyoruz. Yani burada bu konu da öyle aslında. Tamam bakın diyoruz ki nedir siz ya nereye? Siz de basının içerisindesiniz. Zülfü avukatsınız, Bey. Entelektüel birisiniz ve araştırmayı çok seviyorsunuz. Peki o zaman size bu soruyu soralım. İpek Yolu projesi nedir bu? İşte İpek Yolu projesinde daha başka bir yer olabilir mi sorusunu sormadan önce bu soruyu sormamız lazım. Ben bilmiyorum. İpek Yolu projesi nedir? Bilmiyorum. Bize ne kazandıracak? Bilmiyorum. Neden bildiğim? Neden vakfın yöneticisi Leyla Şahin Usta? Bakın dört tane bizim cevap bulamadığımız soru. Evet, bildiğimiz tek bir şey var. Güçlü AK Parti'de güçlü olan bir ismin danışmanının hayalini gerçekleştiriyoruz. Hayali ise ben ona da razıyım. Başka şeyler varsa sıkıntı. Tamam işte ama hayal diyebiliyoruz. İçini bilmiyoruz. Bakın Cumhurbaşkanlığının himayesinde yazıyoruz. Dokunulmazlık zırhını alıyoruz. Parayla benim hayalini kuramayacağım kadar kıymetli bir araziyi veriyoruz. Ne kadar mal olacağını da bir düşünün. Ne işe yarayacağını da bilmiyoruz. Ne işe yarayacağını bilmiyoruz. Yani bize ne işe yarayacağını derken bize ne katacağını da bilmiyoruz. Samimi konuşalım o zaman. Yani şöyle söyleyeyim. Sen bir konuşun. Bacağımızda kurşun yarası var. Sırtımızda bıçak yarası var. Tırnağımız kanamış, biz onunla uğraşıyoruz. Birçok yaramız var bizim. Elazığ'da çözülmesi gereken birçok sıkıntımız var. Söyleyeyim. Ve biz bunu konuşuyoruz. Buyurun. Ekrana bizi izliyorsa Sayın Valime, Sayın Belediye Başkanıma söyleyeyim. Allah yardımcınız olsun. Bir çocuğunuz daha var. Buranın her yıl milyonlarca liralık masrafını bir şekilde gelip başınıza bel olacaklar. Ne işe yaradığını bilmiyoruz. Nasıl finanse edildiğini bilmiyoruz. AK Parti iktidarda kaldığı müddetçe başınıza bel olacaklar. Her yıl diyecekler bunun elektriğini sen bulacaksın, suyunu sen bulacaksın, maaşını sen bulacaksın.
yazlık günü. Memlekette bu kadar sorun var ki. Şimdi biz liyakat özeti budur. Özeti bu.